Hakan'cığım teşekkür ederim. Son dakika konuşmanı duydum. Bu gazla ne sorarsan ama benim başka bir önerim vardı hoca. Ben demiştim ki futbol bilim kurulu olacaksa Gürkan Kuyulay orada olmalı. Kesinlikle. Ya canım benim, sağ ol Nevzat'cığım, sağ ol. Estağfurullah. Bu işi çok ama burada ciddiyim. Burada ciddiyim hocam. Kesine gaz falan değil, ciddiyim. Bu benim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Canım hocam. Bu koronavirüsten bir ay önce seninle yapmış olduğumuz röportajda bana dedin ki vakalar artacak bir ay sonunda. Gelebileceğimiz rakam 1500'ler civarı maalesef dedin. Üzülerek bunu söylüyorum ama bu rakamları göreceğiz. Yine de biz iyi gidiyoruz. Çok iyi bir sağlık bakanımız var. Hatırladıklarımı söylüyorum röportajdan. Ve bugüne geldiğimizde seninle bir ay sonra bu kez video konferans yoluyla görüşüyoruz ama ne söylediysen hepsi, taşların hepsi yerine oturdu. Şimdi bize neler söyleyeceksin hocam? O 1500 rakamı sen aradan hatırlıyorsun, yoğun bakım sayısı diye söylemiştim sana. Yani bizim 1500 tane bir ay sonra yoğun bakım hastamız olur diye düşünüyordum. 1600 civarında bir yoğun bakım maalesef hasta sayımız var. Şimdi futbolsa konu, şunu söyleyelim. O günde konuşurken, daha sonraki zamanlarda da konuşurken benim şahsi kanaatim şuydu. Siz Türkiye Futbol Ligi'nde futbol gibi futbolu unutun dedim ben. Hem dünya, Avrupa Kupası'nın hem de olimpiyatların oynanmayacağını söyledim. Oynanamayacağını söyledim. Evet hocam. Futbol konusunda da aynı yerdeyim. Bak hiç değişmiyor. Eğer işin içerisinde para olmasa, hiç kimsenin, aklı başında hiç kimsenin o futbolcuları o sahaya çıkarmaya ne gücü yeter ne vicdanı yeter. Bakın size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bizi bütün topçular izliyor. Biz izlerken beni şu anda değil. O topçular neyi izliyor televizyonda? Bir virüs varmış, aksırarak geçiyormuş, tıksırarak geçiyormuş. Konuştuğunda damlacık, bildiğin tükürük, balgam kardeşim işte. Bu yolla geçiyormuş bir. İkincisi, bir yere dokunduğunda senden önce birisi oraya dokunmuşsa geçiyormuş. Soyunma odasında adam. Herkes her yerlere her türlü malını atıyor, dokunuyor, ediyor falan filan. Şimdi bu çocuklar bunları duydular. Başka bir şeyi daha gördüler. Sadece geçmesi önemli değil. 27 yaşında eczacısından 25 yaşında broker'ına kadar birçok insanın bu hastalıktan ölebildiğini de gördüler. Yani yaşlılarda falan değil. Çok genç insanlarda da hiç anlam veremediğimiz bir şekilde ölebildiğini de gördüler. Bu çocuklar başka şeyleri de görüyorlar. Bunun kimde olduğunu anlama şansımız da yok. Bunu da gördüler. Bir şeyi daha gördüler. Bir takımın başkanından başka bir takımın teknik adamına, bir takımın idari menajerinden başka bir takımın malzemecisine kadar her futbolun içindeki her türlü paydaşlarına da bulaşabildiğini gördüler. Ve bir şeyi daha gördüler bu çocuklar. Bu ne kadar yakın temas oluyorsanız, ne kadar yakın temaslaysanız o kadar fazla birbirinize geçiyor. Şimdi ben size bir manzara çizeyim o zaman. Siz bana söyler misiniz? Golü attılar. Sarılmayacak mı bunlar birbirine? Sarılacaklar hocam. Bunlar antrenmanda yatarak kayarak müdahale etmeyecekler mi çocuklar? Edecekler hocam. Peki maça çıktığı zaman vida 2 metre sosyal mesafe kuralı var, izolasyon kuralı var diye karşı takımda oynayan rakibin santrforuna yaklaşmayacak mı? Hocam var tartışması biter en azından. Penaltı mı değil mi? Yani dolayısıyla futbolun felsefesine uzak durumlar oluşturdu şimdi bu durum. Bir, işin bu tarafı var. Bunlar insan. Hiçbiri de aptal değil yani. Herkesin riske girdiği bir yerde. İki, siz tribünlere seyirci çekeceksiniz. Asla zaten seyircili falan oynatamazsınız. Unutun onu. Seyircili falan oynatmayı zaten unutun. Seyircili olmayacak. Saha içerisinde oynayan oyuncu neredeyse 2 ay, 2,5 ay bu iş Haziran'dan önce, Haziran 15'ten önce başlama şansınız yok. İntihar edersiniz önce başlarsınız. Hadi başladınız diyelim. Haziran 15'te başlamak demek Mayıs 15'te antrenman yapmak demek. Yaptınız antrenmanı, çıktınız. O sıcakta adeleler mahvolmuş, psikolojiler mahvolmuş. O futbolcular sahada bambaşka bir takım oluşturacaklar. Nevzat diyecek ki ya Galatasaray'ın orta sahasıyla hücum arasında takır takır bağlantı vardı. Ne oldu bu takıma? Sen diyeceksin ki ya Sivas teyyare gibi takımda uçuyordu. Ne oldu bu takıma? Bambaşka takımlar izleyeceğiz. Bambaşka takımlar izleyeceğimiz için de
bir anda sahada bambaşka sonuçlar izleyeceğiz. Sonra ne olacak biliyor musun? Herkes bu kararı aldı, bu zamanda oynattı diye şampiyon olanın dışındaki bambaşka bir takım şampiyon olabilir. Hiç kimsenin şampiyonluk adayı olamaz. Bu dakikadan sonra şu takım avantajlıdır diyeceğiniz hiçbir şey kalmadı ortada. Çok garip bir takım şampiyon olabilir. Garip derken hiç beklenmedik birisi şampiyon olabilir. O zaman da kıyamet kopacak. Böyle miydi? Niye böyle oldu? Niye 15'inde başladık? 1'inde başlasaydık? Şöyle olsaydı, böyle olsaydı diye. Asıl kaos da o zaman ortaya çıkacak. Benim şahsi kanaatim arkadaşlar. Evet, bu işin içinde para var, pul var. Kulüpler Birliği'nin açıklamasını duyduğum kadarıyla para falan da vermiyormuş yayıncı kuruluş. Evet. Kaos, hangi parasızlıkla, hangi topçu? Ya topçuya bak. Hastalığı kapma riski var. Hastalıktan Allah korusun başına dert gelme riski var. Bir de para da kazanılıyor yani. Bu kadar şeyin içerisinde, bu kadar kaosun içinde o ligi başlatacaksınız. Mutlaka başlatacaklar. Başka çareleri yok. Ama tatsız, tuzsuz, hepimizin şaşırdığı, garip sonuçların olduğu, futbolcuların gergin olarak çıktığı için de gerçek performanslarını asla gösteremeyecekleri, seyircinin falan olmayacağı bir lig oynanacak. Şimdi şey mi yaptım? Kötü bir tablo mu çizdim? Kusura bakma, sen benim kliniğe daha Mart'ın başında ilk geldiğinde de bütün bunları anlattığımızda belki birçok insan hadi ya hocam sen de çok abarttın diyordu ama durumu görüyorsunuz. Hocam peki futbolun dışına çıkalım. Koronavirüs ne zaman son bulacak? Bu koronavirüs laneti ne zaman son bulacak? Öyle sorayım hocam. Şimdi bunu tabii kendimizden söyleme şansımız daha az. Daha çok bizden önceki durumlara bakıyoruz. Bir şeyi tuttuğu zaman, bir ülkeyi tuttuğu zaman en az 3 aylık bir süreç. Koronavirüsün biraz hafifleyebilmesi için en az 3 aylık bir süreç gerekiyor. O bizde fena gitmiyor şu anda ama o işte hafta sonu 2 gün şey yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağı. Sonra Allah sanki 2 günde o herkes sokaklara çıkıyor. Çıkmayın be kardeşim. Bunu birbirimize böyle bulaştırıyoruz işte. Birbirimize yakın temas kurarak. İstanbul dünyanın en kalabalık şehri, nüfus açısından değil. 1 kilometreye düşen insan sayısı bakımından İstanbul'da 1 kilometreye 17 bin insan düşerken New York'ta bile, o kalabalık şehirde bile 14 bin insan düşüyor. Dolayısıyla biz eğer gerçekten içeride kalmayı becerebilir isek eğer en az 3 aylık bir yavaşlamaya ihtiyaç olduğumuz bir dönem var. Bu da ne yapar Hakan'cığım? Mart 10 üstüne koy, Nisan, Mayıs, Haziran. İşte bu nedenle söylüyorum. Biz ancak Haziran'ın ortalarından itibaren küçük rakamlar, daha az rakamlar, daha az canımızı yakacak rakamlar görmeye başlarız. Ancak bu rahatlayacağımız anlamına gelmeyecek. Bak, bu yaz tatilinde eğer 1500-2000 kişilik bir otele gitmeyi düşünüyorsan unut onu. Nevzat, eğer bundan sonra gidip 8 kişi, 10 kişi bir masaya oturup yemek yemeyi düşünüyorsan unut onu. Restoranların kapılarında şöyle yazacak. Daha önce 250 kişiyi oturtan restoranda artık bu restoran 125 kişiliktir diye yazacak ve Nevzat içeri girdiğinde eğer orada 200 kişi varsa alo şikayet hattında telefon edecek. Çünkü bu risk Temmuz'da... Gürkan hocam efendim? Belki de normali az önce söylediğiniz senaryo, biz normale döneceğiz. Normal olan aynen. Şey o değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Biz elini yıkama konusunda daha dikkat edeceğiz. O restoranda ben görüyordum. Şeyleri, menüleri alıyorlar. Ya bir menü var ya, bir menü. O bir menünün üstündeki kirlilik bir tuvalet kapağından, klozet kapağından 100 kat daha fazla. Menüye bakıp arkasından geri verip çok şık bir kıyafetle beyefendi ve hanımefendinin yemeğe devam ettiğini görüyordum. Menüye baktıktan sonra tuvalete gidip elimizi yıkamayı öğreneceğiz. Çünkü sadece korona değil, bir sürü başka mikroplar var. Hayatımız tamamen değişecek ama normalleşmek, aşı bulunana kadar normalleşmek yok arkadaşlar. Aşı bulunana kadar hepimizin koronayı alma riski var. Ha koronayı alırız, önemli değil. Sorun ne biliyor musunuz? Koronayı aldığında bağışıklık düşükse o şiddetli hastalığı geçirenler onlar. Mesele koronayı almak değil. Bir, yavaş yavaş almak ülkenin sağlık sistemi yetişsin diye. İkincisi, bağışıklığın yüksekse sigara içmemişsen onu daha kolay vücuttan atmak. Dolayısıyla asıl derdimiz bu olacak. Hocam çok kısa, ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu bir evde bekleyenler, kalanlar var. Onlar için bir karantina diyeti en basitinden söyleyebilir misiniz? Karantina diyeti değil. Yani zaten bu mesela şu önemli Nevzat, şu sorduğun soru. Düşün, bugüne kadar kötü beslenmiş bir adam. Ben şimdi onu iyi beslemeye başlasam onun metabolizmasının, onun bağışıklığının yükselmesi en az bir ay. Biz yani orada spor programı yapıyoruz. Yıllardır ben
birçok kanalda, çok iddialı kanalda, çok iddialı programlarda beslenmeyi, iyi uyumayı, sağlığı, bir iç hastalıklı uzman olarak bunun için anlattım. O günden hazır gelenlerin bugün işleri daha kolay.